Merhaba, bugün Ensel Televizyon'da psikoloji konuşmalarında psikolog Melike Ceysoy'la çocuk gelişimi konusunda tuvalet eğitimine değineceğiz. Evet hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çocuk gelişimi açısından tuvalet eğitiminin anlamı nedir? Şimdi tabii çocuk gelişimini çocuğun doğduğu andan itibaren bir süreç olarak ele aldığımızda gelişim dönemleri açısından tuvalet eğitiminin anlamı ne? Herhalde biraz buna değineceğiz. Öncesinde belki biraz 0-1 yaş dönemine şöyle bir tekrar bakmamız gerekecek. Çünkü çocukların gelişim dönemleri belirlenmiştir, yaşlarla belirlenmiştir ve her gelişim döneminin kendine özgü aşılması gereken bir takım görevleri vardır. Yani o dönemde çocuğun halletmesi gereken bir takım meseleler vardır ve o meselelerin halledilmesi, sağlıklı bir şekilde aşılması ya da aşılamaması, o meselelere takılıp kalmak çocuğun ileriki yaşantısında geliştirici kişilik formatına mutlaka tesirleri oluyor. Özellikle 0-1 yaş dönemi çocukların güven duygusunun geliştiği bir dönem. Bunu daha önce de konuşmuştuk zannediyorum. Çocuk dünyaya geldiği andan itibaren annesiyle olan ilişkisi, daha doğrusu kendisine bakım veren kişiyle, onu besleyen, büyüten, onun duygusal ihtiyaçlarını karşılayan kişiyle böyle simbiyotik bir ilişki geliştiriyor ve o kişinin gözlüğüyle bakıyor hayata. O kişinin ona yaklaşımları sıcakkanlı, sevecen, duygusal noktada tatmin edici bir yaklaşımsa çocuğun hayata bakışı güvenli oluyor. O bakımdan 0-1 yaş dönemini biz gelişim açısından güvenin oluştuğu, temel güvenin oluştuğu ya da güvensizliğin oluştuğu, bunun ileriki yıllara yansıması ne oluyor? İşte hayata güvenli bakamayan, kendinden ya da çevresindeki insanların varlığından memnun olamayan, ilişki problemleri yaşayan bir birey olarak karşımıza çıkabiliyor. Tabii bir yaştan sonra çocuk ne oluyor? Artık yürümeye başlıyor. Hani bir yaşın en belirgin özelliği çocukların yürümeye başlaması. Yani çocuk yatay pozisyondan dikey pozisyona geçiyor fiziksel olarak. Daha önce işte emeklerken yatıyor, yaslanarak oturuyor, işte emekliyor. Fakat bunların hepsi yatay düzlemde gerçekleşiyor. Sonra çocuk neden ayağa kalkıyor? Çocuğun ayağa kalkması hem fiziksel olarak bir anlamı var, hem de aslında psikolojik olarak da, ruhsal olarak da bir orada ayağa kalkış söz konusu çocukta. Çünkü çocuk artık yürüyebildiğini, koşabildiğini, bir takım şeylere rahatça uzanabildiğini görüyor. Bunun paralelinde artık kendisine söylenen bazı şeyleri yapmama özgürlüğünün olduğunu da görüyor. Özellikle 2 yaş civarında bu çok belirgin çocuklarda. Tabii tuvalet eğitimi de özellikle 2 yaş sonrasının meselesi. Gelişim döneminde 2 yaş sonrasının meselesi, en önemli çocuğa katkısı burada tuvalet eğitiminin, kendi kendine çocuk bedeninin denetimini eline almaya başlıyor. Daha önce işte iç basınçlarını, çocuğun kendi bedeninden gelen iç basınçları kontrol etme, yapma ya da erteleme gibi bir özgürlüğe kavuşuyor. Bu daha önceki dönemlerde çocukta yok. Ya bu nedir? Aslında bağımsızlığın, başkalarına bağımlı olma durumundan kurtulma. Otokontrol, dürtülerini kontrol edebilme, kendine yetebilen, kendine güvenen bir birey olma yolunda aslında ilk önemli adım tuvalet eğitimi. Evet, yani tuvalet eğitimi için en uygun yaş için 2 yaş sonrasını. Tabii. Çünkü tuvalet eğitimi için en uygun yaş. Tabii bu çocuktan çocuğa mutlaka değişiyor. Yani konumuz psikoloji, ruh sağlığı olduğunda söylediğimiz şeylerin hepsi aslında genel geçer şeyler. Hani yapılan araştırmalar genel bir takım sonuçlara ulaştırıyor bizi, ama hani konu birey olduğunda bu ruh sağlığı alanında da böyle, mutlaka kişinin kendi dinamikleri, kendi yaşantısı göz önünde bulundurularak, her birey çünkü kendine özel ve tek. Ama çocuğun öncelikli olarak fiziksel bir olgunluğa ulaşmış olmasını bekliyoruz biz tuvalet eğitimi alabilmesi için. Bu da nedir? Çocuğun mesane kaslarını kontrol edebilmesi. Bunun için de bu kasları kontrol eden sinir sisteminin aslında yeteri kadar gelişmesi gerekiyor. Bu da 2 yaşından önce çok mümkün değil. Hani 18 ay belki en fazla, ama tuvalet eğitimine başlamak için 2 yaştan daha erken bir dönemin doğru olmadığını düşünüyoruz. 2 yaş bunun için. 2 yaş ve sonrası aslında 2-3 yaş arası tuvalet eğitimi için ideal bir dönem. Peki çocuğun bu sürece alıştığını, yani hazır olduğunu nasıl anlayabiliriz?
Nasıl anlayabiliriz? Hani bunun için aslında bir takım kriterler var. Dediğim gibi öncelikli olarak çocuğun fiziksel olgunluğa ulaşmasını bekleyeceğiz. Bu da 2 yaştan öncesinde olan bir şey değil. Bu fıtrat gereği nedir? Çocuk doğduğu anda emiyor, kaşık tutamıyor. Ancak 6-7 aylıkken kaşık yavaş yavaş kaşık tutmaya, bardaktan içmeye başlıyor. Bu bize neyi gösteriyor? Çocuğun aslında hani parçadan bütüne doğru yavaş yavaş birbiri üzerine binen bir gelişim gösterdiğini. Dolayısıyla 2 yaşına gelmeden de çocuk mesane kaslarını kontrol edemediği için orada yapılan sağlıklı bir tuvalet eğitimi olmuyor. Sadece bir koşullanma oluyor. Hani ben çocuğumu 1 yaşındayken bu eğitime alıştırdım gibi annelerin çok söylemleri oluyor ama önemli olan burada çocuğun kendini denetleyebilmesi. Dikkatli anne, titiz bir anne çocuğunu takip eder. Ne zaman tuvalet ihtiyacının olduğunu anlar ve o zamanlarda onu tuvalete götürür. Çocuk da şartlanır. Yani lavaboyu, tuvaleti gördüğünde tuvaletini yapma. Bu bir şartlanmadır. Fakat çocuğun kendi kendini denetlemesi burada bizim dikkat etmemiz gereken şey aslında. Dışarıdan birinin onu tuvalete götürmesi değil, onun kendi kendini denetleyerek bu işi yapabilmesi. Hazır olduğunu ne şekilde anlayabiliriz? Öncelikli olarak çocuk gün içerisinde mutlaka takip etmek gerekiyor. Tuvalet noktasında tuvaletini çok sık ve az az yapmak yerine uzun aralarda ama çokça yapıyor mu mesela? Bu önemli bir gösterge. Neyi gösteriyor? Yani tutabildiğini gösteriyor. Mesane kaslarının artık yavaş yavaş o olgunluğa erişmekte olduğunu gösteriyor. Ve çocuk rahatsızlığını ifade ediyor mu? Hani mimiklerle, hareketlerle çocuklar çok bacak hareketleri falan yaparlar mesela tuvaletleri geldiğinde. Bunları yapıyor mu çocuk? Bu önemli bir gösterge. Tabii ki konuşma zamanını beklemek çocuğun. Kimi çocuk 1 yaşında konuşmaya başlıyor. Bu demek değildir ki aslında hani o çocuk bunun için hazır. Ama çocuğun yavaş yavaş kendini ifade etmesi, iletişim kurması. 1 yaşındaki bir çocuk belki bir 2 cümle, kelimelik cümleler kurabiliyor. 2 yaşında çocuğun kurduğu cümle sayısı kelime bazında artabiliyor. Bu da bir kriter olabilir. Çocuğun konuşmasını beklemek, kendini ifade etmesini beklemek. Tabii tüm bunlara paralel bir de yetişkinlere model alabiliyor mu? Örnek alarak bir takım şeyleri öğrenebiliyor mu çocuk? Bu da önemli. Çocuklar özellikle küçük yaşlarda model alarak öğreniyorlar. Öğrenmenin en kalıcı ve en doğru yöntemi özellikle somut düşüncenin hakim olduğu, belki bunu 8 yaşından önce diyebiliriz, 8 yaşa kadar model alarak öğrenme. Yetişkinlerin basit bir takım hareketlerini taklit ediyor mu? Böyle bir heves söz konusu mu? Bunu beklemek. Bunlar önemli kriterler. Tabii çocuğun zihinsel olgunluğu da önemli. Zihinsel, fiziksel olgunluğu. Yani oyuncak oynarken biraz böyle el kaslarının gelişimi, legoları birbirine takıp çıkartabiliyor mu? Fiziksel olgunluğu burada değerlendirmek. Amaçlı hareketler yapabiliyor mu çocuk? Hani 2 küpü üst üste koymak mesela. Ya da buna paralel yine zihinsel olarak 2 yaşındaki bir çocuğa işte yüzündeki organları sırasıyla göster dediğinizde ya da işte gözün nerede, kulağın nerede, bunları gösterebiliyor mu? Bir komutu verdiğinizde bunu yerine getirebiliyor mu? İşte yandaki odadan oyuncak ayıyı getir gibi. Bunlar da çocuğun zihinsel olgunluğu açısından bize fikir veren şeyler. Tüm bunların genel olarak bir değerlendirilmesinin yapılması gerekiyor. Peki nasıl bir uygulamayla tuvalet eğitimi verilebilir? Nasıl bir uygulama? Tabii çocuğun hazır oluşunu bekleyeceğiz burada her şeyden önce. Bu da sabır ve tahammül işi. Tuvalet eğitimine çok erken başlamış olmak ya da bunu erken dönemde bitirmiş olmanın hani annelerdeki yansıması farklı olabiliyor. Hani iyi bir annelik, çok iyi eğitmiş, iyi eğiten bir anne göstergesi olarak kabul edilebiliyor ki bu son derece yanlış. Böyle yapıldığında anne ile çocuk arasında çok ciddi bir savaş alanı açmış oluyorsunuz sizler aslında hazır olmadan tuvalet eğitimine başladığınızda. Bunun için çocuğun dediğim gibi fiziksel, bedensel ve ruhsal gelişimi takip edilecek, tuvalete karşı tutumu takip edilecek ve hazır olduğunu düşündüğümüzde biraz önce söylediğimiz kriterler çerçevesinde artık çocukla konuşulabilir. Hani onun anlayacağı şekilde artık bu bezlere ihtiyacımız olmayacak, bunları kaldırıyoruz. Önce böyle bir zihinsel hazırlık çocuğa yaptırılabilir. Sonra anne takip eder. Çok sık söylememek kaydıyla burada. Hani belki bir saat aralıklarla birlikte bir lavaboyu ziyaret etmek. Hani bunun amacı illa tuvalet yapmak olmayabilir. Ama oraya geldiğinde çocuk o ihtiyacını hatırlayıp yapmak isteyebilir. Burada ailelerin sabırlı ve anlayışlı olması gerekiyor her şeyden önce. Çünkü çocuklar böyle bir tutum karşısında rahatlıkla tuvalet eğitimlerini gerçekleştiriyorlar. Evet.
Peki olumsuzluk yaşı olarak bilinen 2 yaş için tuvalet eğitimine nasıl etkiler bu olumsuzluk yaşı için ne evet. diyebiliriz? 2 yaş olumsuzluk yaşı artık bunu çok sık duyuyoruz. Aslında hani olumsuzluk yaşı diyoruz ama kişilik gelişimi açısından çok önemli bir şey bu olumsuz olma hali aslında. Biraz önce de ifade etmeye çalıştım. Çocuk yürümeye ve konuşmaya başlayınca kendi sınırlarını, daha doğrusu aslında çevresindeki insanların sınırlarını görüyor. Ve kendi sınırlarının diğerleri tarafından çizilen sınırlar olmadığını, o sınırları aşabileceğini de görüyor. Yani bir şeyi annesi istediği yapmayabileceğini fark ediyor çocuk. Ya da kendine göre kendi isteği doğrultusunda gidebileceğini gözlemliyor. Tabii çocuğun bu hani isyan ve yapmama durumlarını bir davranış problemi olarak değerlendirmemek lazım. Bu çok önemli. Çünkü çocuk orada kendi potansiyelini keşfediyor. Yani annemin dediğini yapmasam da olurmuş. Böyle bir seçimim, böyle bir kendime özgü bir seçimim de varmış gibi bir hani sezgisel yoldan bunu kavruyor. Ve bu da bağımsızlığın ve otokontrolün gelişmesi adına aslında aşılması gereken bir dönem. Burada anne babalar zaman zaman kızabilir, öfkelenebilir, niye bu çocuk bu şekilde davranıyor diye. Ama bu 2 yaşın aşılması gereken çok önemli bir görevi. Burada mümkün olduğu kadar çocuğa yapmak istediği noktalarda aslında özgürlük tanıyarak çok ciddi bir sıkıntı oluşturmuyorsa, hani hepimizin anne baba olarak kredileri var ve bu kredileri gerektiği zaman tüketmek gerekiyor diye düşünüyorum. Hani evde çocuk çok yaramazlık yapıyor, her yeri dağıtıyor vesaire, bunlar çok da takılınacak mevzular değil diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten müdahale edilmesi gereken alanlara bu sefer ne oluyor, hani ilişki bazında sizin krediniz kalmıyor. 2 yaşında bunları çok yaşayacağız çocuklarda. Yap diyeceğiz, yapmayacak. Yapma dediğimizde yapacak. Orada annenin kendine uygun stratejileri belirlemesi gerekiyor. Ama önemli olan burada akılda bulundurulması gereken şey, bunlar gelişim dönemi gereği olan davranışlar, tepkiler, tutumlar ve bir süre sonra hani 3 yaşın bitiminde 4 yaşa doğru zaten bunlar rayına oturmuş olacak. Ama nedir? Burada çocuğun ileriki yaşantısına yönelik bir bağımsızlık, kendine güven, otokontrol mekanizmasının aslında ilk çekirdeği 2 yaşında gelişiyor. Tabi tuvalet eğitiminin de bu döneme denk gelmesi aslında çok manidar. Bunların hiçbir tesadüf değil. Orada da anne babalar şunu mutlaka hatırlamaları gerekiyor şu konuyu. Çocuğu zorla tuvalete götüremezsiniz bir kere bu yaşta. Zaten hani nötr olan bir şeye bile çocuk olumsuz bir tepki verebiliyor orada. Kaldı ki zorla bir şey yaptırmaya kalkıştığınızda tuvalet eğitimi aile ve çocuk arasında ciddi bir mücadele alanına dönüşüyor. Burada onun yanında, onunla birlikte ona destekçi olmak, sabır ve tahammülkar bir pozisyonda kalmayı becermek, bunu koruyabilmek en önemli nokta. Peki yetişkinler bu süreçte kendi davranışlarından örnekler sunabilir mi? Şimdi tabii tuvalet konusu biraz daha farklı bir mesele. Bunu nasıl ele almak gerekiyor? Çocuklar model alarak öğreniyor dedik. Evet. Özellikle küçük yaşta söylenen sözlerden ziyade aslında bu ergenlik döneminde de böyle. Yetişkinliğe geçişin o ara döneminde sözlerden daha etkili olan hepimiz biliyoruz ki tavır ve davranışlar aslında. Belki yetişkin dönemde de bu geçerli ama çocukluk döneminde özellikle erken çocukluk döneminde çocuğun ilişki içinde olduğu, muhatap aldığı kişilerin davranışlarından çok şeyler öğrendiğini bizler artık biliyoruz. Dolayısıyla tuvalet eğitimi noktasında da tabii cins ayrımını burada gözeterek annenin kız çocukla, babanın da erkek çocukla biraz tuvalet meseleleriyle uğraşmaları yerinde olabilir. Tuvaletin ne şekilde kullanıldığını yine belli sınırlara tabii ki dikkat ederek burada çocuklarla konuşmak, onlara örnek olmak, model olmak, tuvalet temizliğinin nasıl yapıldığı konusunda belki onlara bir parça model olmak kesinlikle önemli. Peki tuvalet eğitimi için ne kadar bir süre belirlenebilir, süre nedir? Ne kadar sürer? Tabii bu da çocuktan çocuğa değişiyor. Bakıyorsunuz hani kimi çocuk hiçbir hazırlık dönemi olmaksızın 2 yaşını bitirmiş, 2,5 yaşında. Hani bir yaz dönemi, yaz bizim için ideal bir dönem. Çünkü zaten bezden rahatsız oluyorlar sıcak olduğu için havalar. Kendiliğinden bu eğitimi bir hafta içerisinde tamamlayabiliyor kimi çocuk. Kimi çocuk da biraz daha uzun sürebiliyor. Hani bunun belli bir süresi aslında yok ama hani en kısa bir hafta belki 3-4 ay süren süreçler de olabilir. Belki daha uzun süren de olabilir. Daha uzun sürdüğünde de orada bir
çatışma durumu var mı yok mu? Bunun irdelenmesi gerekiyor. Çünkü tuvalet eğitimi sabırlı, anlayışlı, sevecen bir anneyle, bir aileyle çok daha rahat ve kısa sürede tamamlanıyor. Peki aileye yeni bir kardeşin eklenmesi durumunda bu süreç nasıl etki gösterebilir, nasıl etkilenir? Evet. Tabii aileye yeni bir kardeşin eklenmesi sadece tuvalet noktasında değil, pek çok alanda çocuk için bir farklılık yaratıyor. Tuvalet eğitimi hani her zaman riske açık bir eğitim. Orada dediğim gibi belki bir danışmanlık almak, eğer zorlanılıyorsa bir uzman desteğini burada ya da yönlendirmesini almak önemli olabilir. Özellikle yeni bir kardeş geliyorsa mutlaka çocukta zaten yani çok sağlıklı aile ilişkilerinin olduğu bir çocukta bile kardeşi kabul hani 3 ay 6 ay arası bir süreci gerektirebilir. O dönemde çocukta bir takım davranış farklılıkları, davranış bozuklukları demiyorum ama davranış farklılıkları olabilir. Daha çok ilgi görmek isteyebilir. Daha çok el üstünde tutulmak isteyebilir. Hani ilgiyi çekmek adına, ilgiyi üzerine çekmek adına her türlü farklılığı daha önce göstermediği kardeşten önce çocuk gösterebilir. Tabii tuvalet eğitimini için belki burada biraz ertelemek, biraz daha oluruna bırakıp daha yavaş ağırdan gitmesine izin vermek gerekebilir. Bu nokta çünkü hem yeni kardeş geldi, çocuğun iç dünyasında bu nasıl anlamlandırılıyor bunu bilmiyoruz. Bir diğer bir taraftan tuvalet eğitimi gibi gerçekten hani riske açık ve çatışmayı körükleyen bu iki meseleyi bir araya getirmemek önemli. Biraz ertelemek, biraz sabırlı davranmak ve biraz sürece yaymak gerekebilir. Peki tuvalet eğitimini erken tamamlamış olmanın zeka ile bir ilişkisi var mıdır? Şimdi hani anneliğin hani klasik kültürde anneliğin bir takım göstergeleri var. Hani hepimiz bunu biliyoruz. İşte tuvalet eğitimini erken tamamlatmış olmak, çocuğun çok güzel yiyor olması, çok temiz ve düzenli olması. Hani duygusal ihtiyaçları biraz belki göz ardı ediyor olabiliriz. Gerçi bu noktada aslında annelerimiz son yıllarda çok duyarlılar. Biraz daha fazla duygusal ihtiyaçlara yöneliyorlar ama hani bu noktalarda da çok fazla dışarıdaki yorumlara dikkat etmemek gerektiğini düşünüyorum. Hani çocuğu erken yaşta, 9 aylıkken tuvalet eğitimini aldı. Böyle bir şeyin zaten mümkün olmayacağını bizler artık biliyoruz. O tamamen koşullanmayla öğrenme. Anne çocuğu dış kontrol, dışarıdan kontrol edilme. Bu da aslında ileriki yaşantıya çok olumsuz olarak yansıyacak bir durum. Ve bunun aslında zeka ile hiçbir ilişkisi yok. Akademik, mental performansla erken tuvalete alışmış olma arasında herhangi bir ilişki söz konusu değil. Peki yanlış tuvalet eğitimi ile ilgili bunun sonuçları neler olabilir? Çocuğa nasıl ya da ailede nasıl yansıyabilir? Evet, yanlış tuvalet eğitimi dediğimizde şimdi ne olabilir? Çok erken yaşta tuvalet eğitimine başlamak olabilir ki bu hiç tasvip ettiğimiz bir şey değil. Bundan kesinlikle kaçınmak gerekiyor. Annelerimize bunu ısrarlı bir şekilde söylüyoruz. 2 yaşın öncesinde çocuğu ister çocuk rahatsızlığını belirtir. Ve hani sık sık tuvalete gider böyle bir arzusu vardır çocuğun ve siz de bunu hissedersiniz. Orada destek olursunuz. Ama bu olmadığı durumda 2 yaş öncesinde biz bu eğitimin uygun olmadığını kesinlikle söylüyoruz. Ve burada zorlamayla yapılan bir şey, annenin baskısıyla yapılan bir şey anne çocuk ilişkisini zedeliyor. Ve bütün psikolojik problemlerin aslında temelinde bu ikili ilişkilerde yaşanan sıkıntılar var. Psikolojik problemlerin çoğunda aslında bir ilişki problemi ya da ilişkisizlik durumu söz konusu. Tuvalette anne ile çocukla ebeveyn arasındaki diyaloğu, iletişimi ciddi anlamda bozduğu için ileriki yaşantıda da olumsuz tesirleri olabiliyor. Erken yaşta başlamak olabilir. Başka ne olabilir? Aşırı kontrolcü bir tutum. Yani her dakika işte tuvaletin var mı, tuvalete gittin mi gibi sürekli söylemek çocukta ciddi bir öfkeye neden olabilir. Titiz ve çok hani temizlik noktasında aşırı uğraşlar. Çocuğu bir süre sonra ne yapar? Hani inatçılık deriz. Çok inatçı bir çocuk. Aslında tuvalet eğitimi noktasında çok bastırılmış, baskı yapılmış bir çocuk. Süreçte inatçı olabilir. Çünkü tuvalet nedir? Yapma ya da tutma. Bir süre sonra çocuk işte tuvaletini yaptığında ebeveyninin çok mutlu olduğunu görür.
Ama uygun olmayan bir şekilde yaptığında ya da yapmadığında anne babanın huzursuz ve mutsuz olduğunu görür. Dolayısıyla anne babanın duygu denetimi çocuğun eline geçer. Yaparak mutlu etme, tutarak ya da yapmayarak ya da yanlış, uygunsuz bir şekilde yaparak onları cezalandırma. Bu bizim istemediğimiz bir tutum aslında. Dolayısıyla hani çocuğun yanında ona destek olarak, sabırla, zaman zaman geri dönüşleri de kabul ederek. Çünkü tuvalet eğitiminde özellikle mutlaka geri dönüşler olur. Yani tekrar altını ıslatmalar, gece altını ıslatmalar, bunlar sık sık karşılaşılan şeyler. Bunlara hazırlıklı olmak gerekiyor. Tuvalet eğitiminde çok baskı yapıldığında, çok titiz, temizlik noktasında aşırı uğraşlar verildiğinde bu inatçı bir çocuk ortaya çıkartıyor. Böyle bir riski söz konusu. Ve çocuk süreçte dediğim gibi anne babayı cezalandırmak adına bir çatışma yaşıyorsa onlarla alakalı tuvalet meselelerini kullanabiliyor. Uygunsuz şekilde yapmak, gece altını ıslatmak, dışkı kaçırmak şeklinde. Tabii ki bunların tümü bilinçsiz yapılan şeyler. Yaşadığımız her şeyin bilinçaltında bir takım izdüşümleri var ama biz bunların farkında değiliz aslında. O bakımdan bu tür yanlış tutumlardan olabildiğince uzak durmak gerekiyor. Peki son olarak yine az önce cümlelerinizi zikrettiniz. Alt ıslatma problemi ile ilgili olarak tuvalet eğitimi arasında nasıl bir ilişki vardı? Evet, her gelişim döneminin dedik kendine özgü aşılması gereken bir takım görevleri var. Bu görevleri aşılırken çocuk yalnız değil, yanında anne var, baba var ya da ona bakım veren bir başkası var, kardeşler var. Dolayısıyla bir ilişki söz konusu. Bu görevler aşılırken doğal sürece bırakmadıysak, çok fazla müdahale ettiysek, hani yemek de böyle, tuvalet eğitimi de böyle, çok fazla müdahale ettiysek haliyle o çocuk kendi özgürlüğüne, kendi bağımsızlığına yapılmış bir saldırı olarak algılayacak ve savunmaya geçecek kendini. Bu savunmada genellikle çok adaptif olmayan yani problem savunmalar, aşırı yaramazlık, aşırı hareketlilik belki ve ileriki yaşantıda gece altını ıslatma ya da dışkı kaçırma problemlerinin de tuvalet eğitimiyle, baskıcı tuvalet eğitimiyle yakından ilişkisi söz konusu. Çocuklar yaşadıkları bir iç çatışma, bir gerginlik, bu kardeş olabilir, okulda yaşanan bir problem olabilir, yalnızlık olabilir, işte pek uygun olmayan bakıcı koşulları olabilir ya da anne baba arasında bir gerginlik olabilir. Çocuklar her ne kadar mantık düzeyinde bunları hani isimlendiremeseler de sezgisel olarak bunları çok iyi anlarlar. Bir huzursuzluk varsa çocuk bunu çok iyi anlar ve çocuk bunu işte altını ıslatma şeklinde gösterebilir. Böyle bir semptom geliştirebilir. Bunun da tuvalet eğitimiyle, baskıcı ve katı tuvalet eğitimiyle çok yakından ilişkisi söz konusu. Evet. Bugün psikoloji konuşmalarında Melike Hanım'la beraber çocuklarda tuvalet eğitimiyle ilgili konuştuk. Peki son olarak sizin bu konuya eklemek istediğiniz bir şey varsa kapanmadan. Zannediyorum ki bu gelişim dönemlerini bilmek ve her gelişim döneminin önemli görevi nedir? Hani bunları akılda tutmak bizim için çok önemli. 2-3 yaş arasının meselesi dedik. Çocuğun bağımsızlığının, otokontrolünün geliştiği, ilişki içinde olduğu bireylerden anlayışlı bir tavır beklediği ve bazen hani sınır dışına çıkmalara izin verilmesi gereken bir dönemde tuvalet eğitimi noktasında anne babaların yapması gereken en önemli şey olabildiğince sabırlı, tahammül üst düzeyde ve olabilecek kazalara da açık bir şekilde çocuğun yanında yer almak, arkada olup çocuğu itmek değil, çocuğun yanında ona destek olarak yer almaları gerekiyor. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bugün tuvalet eğitimiyle ilgili konuştuk. Önümüzdeki programda da çocuk eğitiminde uykunun önemine dair bir programımız olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.